Muhterem Ahl-i İslam, aziz-i mümin Müslümanlar, Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a hamd olsun, yaratken Rabbimizge şükranelerimiz olsun. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, asr namazını okup olsalar bir Arabi gelip dedi. Ey Allah'ın Resulü, beni, günahımını Allah keçiredi mi? Dedi. Savalını karayın. Hazreti Cenab-ı Server-i Alem risalet bana, ulzatke. Taharet algen midin? Algen edim ya Resulallah. Biz bilen türüp namazda okudun mu? Namazda iştirak ettin mi? Okudum ya Resulallah, bir gün okudum. Undoq bo'lsa gunohingni Alloh kechiribdi dedilar. Birodarlar, mana shundoq bir tabarruk bir masjidda, Allohimni masjidlarining hammasi tabarruk. Xususan Qori domlam mana shu joyda faoliyat qilib turgan bu masjidda kelib, mana bu namozlarni o'qigan bo'lib, hojibolarim, qadrdonlarni, yor do'stlarni, ulfatlarni ko'rib, Qori domlam ta'kid qilganlardek, haq janob Rasululloh sarvari olamni af'ali hamidaları, peyli atvarları haqidagi bobdan bir eshitamiz inşallah. Birodarlar, qaytadan aytamiz. Mavludi sharifni o'qimoqlik shariatda yo'qdir. Unda domla nega o'qiydi? Ota-bobolar o'qiydi, hamma ustozlar o'qigan. Uni javobini eshiting. Mavludi sharifdan ko'zlanilgan maqsad Hazreti Payg'ambarimiz haqlaridagi ma'lumotlardir. Agar mana shu ma'lumotlardan ayri eshsak, Mavludi Sharif masalan, qor damlamga o'xshagan xushovoz qorilarimiz o'qsalar, nihoyatda go'zal o'qiydilar. Lekin u Qur'on emas-ku. Hadisi sharif emas-ku. Birodarlar, shuning uchun Mavludi Sharifni mohiyatlari bilan bilmoqlik barchamizga lozim va lobuddir. Demak, bu borada Muhammad Ja'far al-Barzanji hazratlarini o'sha mashhur Mavludi Sharif kitoblardan Rasulullah'ın peyli etvarları hakkında aytkenleri. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء وتواضع يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أتقعه الفقر وأشواه. حضرت پیغمبرمز رسول الله صلى الله عليه وسلم o'ta hayoli odam edilar. Hayo degani uyat degani. Hazrat sahobalar aytadilar, Hazrati Payg'ambarimiz shunaqa uyatchan odam edilarki, qiz bolalarga o'xshab uyalardilar deydilar. Birodarlar, bu Mavludi Sharif yozilgan paytida taxminan bu gaplar dolzarb bo'lgan bo'lishi kerak. Hozirgi kunda ham dolzarb. Namozga kirasiz-ku, chiqsangiz mashinani orqasiga birov mashina qo'yib ketadi. Mayli endi namozda mashinani qayerga qo'ysin. O'zi mashina qo'yadigan joy yo'q-ku, odam ko'p. Qo'yadi-da. Hayoliga odam qo'yolmaydi uni. Birodarlar, Hazrat al-Buxoriydan bitta so'zni iqtibos qilamiz. Hazrat al-Buxoriy aytadilar: o'tgan payg'ambaronlardan hech bir ma'lumot yetib kelgan emas, faqatgina bitta ma'lumot yetib kelgan. O'tgan payg'ambarlarimizdan ma'lumotlar yetib kelmagan ekan. To'g'ri, bunaqa kitob yozuv bo'lmagan, bunaqa gadjetlar bo'lmagan, bir ma'lumotni yetkazadigan apparatlar bo'lmagan.
qanaqa yetib kelardi ulardan ma'lumot 124 ming payg'ambar kelishgan ekan lekin bitta so'z yetib kelgan ekan hayo qilmasang bilganingni qilgin degan so'z yetib kelgan ekan birodarlar odamni uyati bo'lmasa bilganini qilsin payg'ambarimiz esa uyatda eng ashaddiy uyatchan ekanlar ketida aytadilar Hazreti Peygamberimiz kemterin adam edilir. Ayşe hayatımızda hem şuna kadar cümleler kop uçuruydu. Palanç kemter. Tugunç kemter. O zaman kemter ne o zaman? Kitapta etken ki kemter de Allah ve Resulü'nün fermanına boysun kendini kemter deydi. Men de Allah ve Resulü'nün sözüden, hükmeden istisna kigenini atını Men deydi. İstisna qilgan masalan. Qori domlam hammamiz ham hurmat qilamiz bu kishini. Hozir qora aka siz o'tib bering, siz o'tib bering. Qolganlar ham kutib turgan bo'lsa kerak, qora aka o'tsa kerak namozga. Yo birodarlar, men o'talmayman namozga. Unga haqim yo'q. Aytsam, "Amman g'aybulloh qoriman, meni hamma taniydi, o'tormaymanmi?" Birodarlar, kibr deb shuni aytadi. Domlamisan, birinchi o'zing amal qil. Domlamisan, aytyapsanmi so'zni? Shu ma'lumotlarni xalqqa yetkazyapsanmi? Birinchi o'zing amal qil. Birodarlar, tartibni, shariatni bo'ysingan odam kamtarin ekan. Unga bo'ysinmagan, o'zini istisno qilgan manman ekan. Kitoblarda Man tawada'a lillahi rafa'ahu Alloh. Kim agar Alloh uchun kamtarinlik qilsa Alloh uni ko'tarib qo'yadi. Man takabbara wada'ahu Alloh. Kim agar manmanlik qilsa Alloh uni urib qo'yadi. Ishqalalaring burnini yerga der ekan farishtalarga. Bir pasta xorzor qilib qo'yishar ekan, bir pasta notavon qilib qo'yishar ekan. Manaman deganni karillaganni oqibati bunaqa bo'lishini sababi shu ekan. Ketida Hazreti Peygamberimiz payabzallarını tikip alar ediler. İngillerge yamakını özleri salar ediler. Şerhe. Payabzal. Payabzal dese indi hazır ki toplayamaz indi. Hazreti Cenabımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kiygen payabzalları hazır günde saklengen. Neal deydi. Neal deygen için. Yani özümüzden silensi var mı? Silensi. O'sha padoshuva deydi tagidagini. O'shani ustiga charm qoplanib, xuddi silansi ispatga o'xshab kiyib yuriladi. O'shnaqa kiyilar ekan o'sha zamonda. Hazrati payg'ambarimizni ko'ring, o'zlari qo'llari bilan tikib olar ekanlar poyabzallarini. Engillarga yamoqni o'zlari solar ekanlar. Yamoq, yamoq desak hozir bir g'alati eshitilayotgandir. Mana katta hoji bo'larim. Hammamiz yamoq kiyardik-ku. Endi yangi kiyimler kiyadigan bo'ldik. Kiyimlarni tashab yuboradigan bo'ldik. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llik odam ekanlar, oyoq qo'llari chaqqon odam ekanlar. O'zlarini yamoqlarini o'zlari savor ekanlar. O'zlarini poyabzallarini o'zlari ya'ni ketida aytadilar. Uy ichlarini, xizmatlarini yelib yugurib qilar edilar. Hazrat payg'ambarimiz to'tiday dasyor ekanlar. Onalarimiz su, onalarimiz kir yuvsalar, janobimiz su tashib berar ekanlar. Matnda aytibdiki, yahlivu shatav, Hazreti Peygamberimiz qo'ylarini sog'ardilar. Birodarlar, soqol qo'ymoq sunnatdir. Do'p kiymoq sunnatdir. Salom bermoq sunnatdir. Shuni qatorida uy ichilarga qo'l qoqishib turish ham sunnat ekan. Abu ayollarga sal-sal qarashib turishimiz ham sunnat ekan. Ana mavlud, mavlud sharif. Masjidda mavlud. Birodarlar, mavlud deb odamlarni chalg'itib nima qilasiz? U yoqdan tortib, bu yoqdan mavlud, ha aytmoqchi. Sinoska deydi. Ilmiy ish qilgan olimlar buni yaxshi biladi. Sinoska degani fikrini yozib kelib turib, dalilini tagiga yozib qo'yadi. Qaytdan olganini. Falon kitob, falon Yilda yozilgan palon betida deydi. Shuni otini sinoska deydi. Mabodo bir yarim odam ilmiy ish qilsa-yu, sinoskasini, iqtibosini
Mavludu Şerif'ten keltirse doğru keltiriyetken boladı. Çünkü bu ilmi asardır. Mavludun içi de didiya yok. Tegi yok gepler, boş gepler, delilsiz, asasız gepler yok. Hazreti İmam Muhammed Cafer el-Berzenci nihayette alim adam bogeller. Nihayette büyük adam bogeller. Mene şu adama yaptılar ki Hazreti Cenabımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uy içlerini, hizmetlerini yiyelip yugurup kılar yediler. Kengi metin. وَيُحِبُّ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ وَيَجْلِسُ مَعَهُمْ وَيَعُوضُ مَرْضَاهُمْ وَيُشَيِّعُ جَنَائِزَهُمْ وَلَا يَحْقِرُ فَقِيرًا أَتْقَعُهُ الْفَقْرُ وَأَشْوَاهُ. Şu bilen yakın etmemiz çünkü şöyle katta narsa bu. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakirlerini, miskillerini, yani şeyde fakir sözü ki miskin sözü atıf buladı, yükleme deydi. Yani fakirlerini, miskillerini sever ediler. Ular bilen birge oturar ediler. Ular kesel bulsalar körgeni borar ediler. Ular alamdan ötseler, fakir bilen miskin alamdan ötseler, cenazesine katneşerdiler. Ve fakirini fakirliği için hakaret etmez ediler. Şikayetini dikkat bilen eşler ediler. Şerhi. Fakir, fakir degeni kembağal degeni. Kembağal, kembağal deyip zakatke nisabı, pülü, mali yetmegen adamını kembağal deydi. Zakat vergen adam boy, zakat verilmegen adam kembağal. Bu bir iki, miskin. Miskin degeni hiç nersesi yok degeni. Hop kuruk, boğmuş. Şularını severek eller. Fakirlerini, miskinlerini severek eller. Ular bilen bile oturar ekeller. Hay 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 hay. Hani yukarıda eğitilgendik. Bu gepler hazır kökünümüzde cüde dal zarbı kaldı. Elhamdülillah. Cüdeyem yakşı yaşa yapmış. Tok yaşa yapmış. İngilizimizde yaş kıyımlar indi. Yamak kıyımlar kıymayımız biz. Yaşı moşullar minamız. Yaşı imaratlarda yaşa yapmış. Mescidlerimiz. Braderler bitti tamamen yaman böyle yaptı. Tabakalanış başlanıp gitken. Baylar, baylar bilen. Kembağallar, kembağallar bilen. En yamanı, endi boy kembağallı bu Allah'ın özü kıladı. Onu bende sıkılanmaydı. Bitti yaman tamamen. Boylar kambag'allarning miskinlarini mensimasga o'tdilar. Kibrga o'tdilar. Kambag'alga qo'lini uzatmayapti-yu, ko'rishmayapti ham. Kambag'alga qo'l uzatsa bitta qo'l uzatadi. Mo'minga bitta qo'l uzatib bo'lmaydi. Ikkita qo'l bilan ko'rishiladi. O'zi umuman, birodarlar, bizni ko'zimizga kambag'al ko'ringan, bizni ko'zimizga miskin ko'ringan, Allohning do'sti bo'lishi mumkin. Mana onisini eshiting. Makkada bir voqea bo'lgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ilk payg'ambarlik nubuvvat kelgan paytida arobiylar payg'ambarimizga ko'p istamlar ko'rsatdilar. Ko'p azorlar berdilar. Payg'ambarimizni so'zlariga ergashmas, payg'ambarimizga azor berar. Mana shunaqa paytlar ekan. Hazrat janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jonlarini Jabborga berib vaz qilar ekanlar. Shu kunlarning birida Hazrati payg'ambarimiz Qurayshning kattalari zodagonlarga gapirib tursalar bir ko'r keldi. Kambag'al odam edi. Bu odam ko'r odam edi, tug'ma ko'r edi. İsimleri Abdullah ibn Ummu Maktum ediler. O adam kurdu indi. Bilme yaptı. Etrafta ne mi böyle yetkendi? Peygamberimiz kimge gapir yetkenlerini korma yaptı. Aydı ki, ya Resulallah dedi. Şülerge gapir yetken gapizdi. Menge gapirin dedi. Menge aydın. Şülerge aydı yetken gapizdi. Menge aydı kalın. Peygamberimiz sözleri bulundu. Yüzleri uzgardı. Ayet nasıl bu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Ey Allah'ın Resulü, sizge kör kelgeni de, sözleringizi bulgeni de, yüzünüz uzgerdi. İncidiniz, bilmediniz ki o şekilde kör, siz gepir yetken adamlardan kora, biz ne aldığımızda aziz ekenliğini bilmediniz. Peygamberimiz gepir yettiler, zadı kaldılarga, kette boylarga. Oşa Kureyş'ni kettelerge. Bilmediniz. Oşa kör. Oşalardan kore aziz ekenin. Şu ayet nazil ve benden kegin. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibni Ummaktum kemeslerden aldın. Söz gepirmeydigen buldular. Ve braderler. Bu gepler, bu ayetler Kur'an'da var. Kıyamet geçe bunu mumun Müslüman okuydu. Hemmemizge ibret olsun. Kambag'alni, miskinni mensimaslik o'ta katta narsa ekan, yomon narsa ekan. Hazrati payg'ambarimizdek, risolat panohdek ulug' zot o'shalarni sevar ekanlar, billa o'tirar ekanlar. Abdulloh ibn Maktumni keyingi hayotlarini eshiting. Shu bilan yakun etamiz, chunki juda katta gap. Uzr so'raymizki, bu bobni oxiriga yetkazsak, u soatlab vaqt o'tib ketib qoladi. Abdulloh ibn Maktum radıyallahu anhu başka sahabeler Katar'da o kişiye hicretke geldiler. Medine'ye geldiler. Şimdi bu adam asli Makkalik. Kör bolsalar ham özlerini, vatanlarını, Makka'ni yaxshi bilardilar ko'chalarini. Yaxshi tutardılar, bemalol hareketlenir. Şimdi Medine'ye geldiler. Medine bu kişiye begona joy. Ko'cha ko'yini bilmeydiler. Onun üstüge Peygamberimizi mescidlerden uzaklaşacağı çıkıp kaldılar. Karengendi. Dünyanı. Medine'de münafıklar var idi. Bu korunu yıktığımız, bunu yaksan kılamızdı. Abdullah ibn Maktum'u yürüdüken yolunu kovulup koyuşarken. Onge tikeller taşıp koyuşarken. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adetleri boyunca namazını, bomdat namazını okup oluşkenden kegin cemaatke karab vaaz kılaman deseler Abdullah ibn Maktum yok. Hani? Hali kemediler ya Resulullah. Kütüştü. Hali ki korunu kütü oturuştu. Yarım saat ötü mü? Bir saat ötü mü? Kıyaşlar çıkıp gitti. Resulullah kımırlamadılar. Hemen oturuptu. Bir payet kirib geldi Abdullah ibn Maktum. Hemen yakışılınken, kon. Yani ki münafıklar kavulagen çukurge yıkılıp, bedellerge tiken kirib. Ya Resulallah, bu ne kadar halette bulup kaldım? Dediler. Hazreti Cebrail aleyhissalatu vesselam nazil olup gelip, Hazreti Peygamberimizge. Ey Allah'ın Resulü, Abdullah ibn Maktum'a eğitin. Hazır istese gözünü açadı Allah'ım. Lekin kıyamette cemalini görsetmek için. Hazreti Peygamberimiz bunu eğitseler Abdullah ibn Maktum. Kerekmez ya Resulullah, bana bu göz kerekmez. Allah'ını koruyduken bu sen birinci olup. Dünyanı korumayı koyu kalay. Bu göz kerekmez. Abdullah ibn Maktum radıyallahu anhu hakikatte kör haletlerde alemden öttüler. Muhteremezler. Siz biz fakir senegen, siz bir miskin senegen, Kudanı dostu buluşu mümkün iken. Şunun için pilimizde, etvarımızda, şunaka haletler, şunaka hatalar bu kogen buysa, derrav tohtu terekemmiz. İnsaniyetke karışta, unga nazar kılışta, unga münasebet kılışta, bu meselelerini sabka alırakemmiz. Hazreti Şeyh Sadi eytediler. Bu Tokay zorlardan ketiyetken bu sen, orman zorlardan, çengel zorlardan ötüp ketiyetken bu sen, bu Tokay'ken ki bu, çengel zorakken deyip nazarını pas kımagın. İçi de şer berkini yotken buluşu mümkün dediler.
Qaytdan bilasiz to'qay ichida sher ham bo'lishi mumkin, yo'lbars ham bo'lishi mumkin. Bizni ko'zimizga faqir ko'ringan, bizni ko'zimizga miskin ko'ringan Xudoyimni do'sti bo'lishi mumkin ekan. Mana Mavludi Sharifda shunaqa ma'nolar bor, shunaqa matnlar bor. Albatta bir ikki satr ikki satrni hozir aytgan bo'ldik. Har bitta bobida bir 12-13 satr bor. Bu narsalarni hammasini bir o'tirib buni hammasini yetkazib bo'lmaydi-yu. Mana shunaqa to'planganlardan Mavlud oyini sharofati, barakotidan shuni yetkazib turamiz muhtaram azizlar. Bugun juda biz uchun bir sharafli kunki bu joyga kelishimiz. Mo'minjon Hojibom rahmatlidir. Birinchi men Fozil Qorakamdan eshitganman. Birinchi. Fozil Qorakam rahmatlini shu otaxonlari, akaxonlari Mo'minjon Hojibom, Najmiddin Hojibom, Anvar Hoji ota o'g'illari anaqada ishlardi. Aeroportda ishlardi. Anvar Hojibom bularni Fozil Qorakam biz ko'rmasdan oldin bularni maqtab gapirib bergan. Aytardiki, rahmatli Fozil Qorakamni gapi. Shu mazmunlarni aytardilar. Bular qori bu Mo'minjon Hojibolar Mo'minjon Hojiba Allohimni ustunlaridan derdi. Shu yurtda mo'min bo'lib turishi, musulmon bo'lib turishi, unda dinimizni yurib turishida katta xizmat qilgan odamlar edi Mo'minjon Hojibomgilar. Mana endi zamon davrlar aylanib, u kishining farzandlari Tohir akamgilar, G'ayrat akamgilar shularga qolgan. Alloh taboraka va taolo mana shu aymoqni, mana shu urug'ni, mana shu zotni o'tganlarini rahmat qilsin. Mo'minjon Hojibom rahmatligini, Anvarjon Hojibom rahmatligini, Najmiddin Hojibom rahmatligini, Fozil Qorakamgilarni endi zamon aylanib bizga kelib qopti. Alloh taboraka va taolo davrlar o'tib, zamonlar o'tib, mana bu joyda quriyotgan bu masjidlar inshaalloh faoliyat ko'rsat qiyomatgacha. Birodarlar, masjid qurish hammaga nasib qilmaydi. Puldorlar ko'p. Allohim qalbiga solib masjid qurishga hidoyat qilganlar ular juda sanoqli odamlar. Bir hikoya bilan nutqimizga yakun qilamiz. Hozirgi Turkiyada Sultan Ahmad degan masjid bor. Mumkin ichimizda bu Sultan Ahmadga borib namoz o'qiganlar bordir. Bu masjid Hazrat Muhammad Sultan Ahmad G'ozining nomlariga qurilgan bo'lib, bu Usmonlik xalifalaridan birlarini farmonlari bilan ularni mablag'larga qurilgan. Demak, bu davlatni xalifani hisobidan bo'layotgan masjid birovni pulini qo'shmaydi, qo'shtirmaydi. Mumkin emas o'sha qurilayotgan paytda jarayon. Xalifa kirib kelibdilar masjidga. Baqira boshlabdilar. Kim bugun narsa oldi masjid uchun? Chunki narsa olish mumkin emas, u xalifaning puliga qurilyapti u. Hech kimdan narsa olish mumkin emas. Hamma jim. Ikkinchi marta baqirdilar. Kim narsa oldi birovdan? Shunda bir usta havozadan tushib keldi. Xalifam dedi, tiz o'tirib. Meni kechiring dedi. Kecha bir kampir tushmagur kelib, "Bolam, Allohning baytini quriyotgan ekansizlar. Shu Alloh uchun shu sutni ichgin, bolam, quvvat bo'lsin. Shu niyat qilib olib keldim" dedi. "Shuni men ichdim, xalifam" dedi. "Bir qoshiq qonimdan keching" dedi. Shunda xalifa ko'zlariga yosh oldi. "Birodarlar, bugun tush ko'rinman. Tush ko'rsam qiyomat kunimish. Mahsharda hammamiz to'planganmishmiz. O'rtaga taroz qo'yilganimish. Tarozimda savobim bilan gunohimni o'lchay boshlashdi. Shunda savob bilan gunohimni o'lchayotganda qurayotgan masjidimizni tarozini bir pallasiga qo'yishdi. Bir tomoniga bir kosa sutni qo'yishdi. O'sha sut bosib ketdi" degan ekan. Keyin bilsa, u kampirni bitta o'g'li bor ekan. U o'g'li urushlardan birida shahid bo'lgan ekan. Undan 5 ta bola yetim qolgan ekan. Haligi yetimlarning kampirni bitta sigirlari bor ekan. Haligini sog'ib, sutini borib sotib, o'shani yetimlarga oziqa u bu narsa olib kelar ekanlar. O'sha kuni
yetimlerge uşanı birmezden Allah'ını beytege ne mavar hemen kuruluş geti yaptı dip haligini kurtarıp çıkan eken sütünü. Braderler, bir kasa süt bir mescidinin sevabıdan artıp getken eken aytmakçımız ki Allah'ını beytege kılınyetken hizmetler bendelerinin ihlasıge karab boler eken Allah'ım bu beytini kuruyetken Momuncan Hacı Bamlar Allah'ım bu beytinge hizmet kigen Momuncan Hacı Bamgiler ulardan evvel ötketken atabalar hemmelerine rahmet kigen Katar'da mene ferzentlerige bu mescidi kuruyetkenlerge Allah'ım kuş vergin, kuvvet vergin, medet vergin İhlaslarını Allah'ım güzel kıp vergin, kupaytırıp vergin Braderler yine hatmi Kur'an kılıngenide şu Allah'ını beytinge kub hizmet kiledigen braderlerimizden birileri bugün akika kıldılar o Allah'tan bolup ikkalamiz ham qorakam ikkalamiz qatnashdik ikkalamiz ham fikrimizdan chiqib qoldi shu xayolimizdan chiqib endi shunga taqalgan ekan xullas Asadulloh hoji degan bir akamiz navaralik bo'ldilar endi u ham bir devgar xudo bergan odam shuni xatmonasini inshaalloh sizni guvohligingizda bir o'qib bersalar qordomlam Asadulloh hoji akamdan o'tib ketgan hamma ota-onalari qaynona qaynotalarini qatorida Mana shu masjidni barpo bo'lishda, shu masjidni masjid bo'lishda xizmat qilgan hoji bolalarim, Mo'minjon hoji bo'lam, Anvarjon hoji bolalarim, Fozil qorakamgilar, qancha odamlar o'tib ketgan. Shularni haqlariga bir inshaalloh duo bilan, xayr bilan inshaalloh yakun etamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.